Allah kime dini nasip ettiyse, kime kendisinden haberdar olmayı lütfettiyse, onu alemlere rahmet olarak gönderilen Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, önderimize, rehberimize, ufuk peygambere, gaye insana tanıttıysa Allah mutlaka onu seviyordur buyuruyor Nebiler Sultanı. Sizler, bizler ve İslam toplumu seçilmiş bir kimliğimiz var. Bu kimliğinizde her nerede olursa olun onur duyun ve o kimliğinizi sakın ha leke kondurtmayın. Nerede olursanız olun. Bu leke kondurtmama olayı var ya, dünyada sizi aziz eyler, lider eyler. Dünyada sizi el üstünde tutar, makam verir, şöhret verir, mal verir, mülk verir. Ahirette ise Allah'ın rızasına ve ebedi cennete. Evet, sonsuzluklar aleminde en mutlu insan sizi yapar. Cennet nimetleriyle Allah sizi donatır. Avrupa'da olmamız bizler için büyük bir mutluluk. Ben 4 yıl oldu çeşitli sebeplerden dolayı. Babamız rahatsızlandı, annemiz rahatsızlandı, gelmek zorunda kaldık. Çünkü onlar bizim olmazsa olmaz değerlerimizden. Ne istiyorsun? Dua edin inşallah. Teşekkür ediyorum. Evet, onlar için geldik. Ve ben bu sebepten dolayı okuldan ayrılırken 4 okulda ders veriyordum. Gimnazyum vardı, bir Reha Şule vardı, 2 tane de Gezam Şule vardı. Aşağı yukarı 150'nin üzerinde talebem vardı. Yani resmi okullarda, yerel lisanla İslam din dersi. Esen'de Bokmühle Gezam Şule müdürü vardı, Herr Prefens. Dedi, niye ayrılıyorsun? Biz bir yıl içerisinde çok kutlu ve güzel bir diyalog kurduk. Esasında ilk etapta çok ürkmüştük. Yani bu adam şimdi geldi, ne dersi verecek efendim? Böyle yani Türkiye'den geldiğini söylüyor. Mısır'da eğitim görmüş falan, neyse. Giderken beni nasıl uğurladı biliyor musunuz? Kapısına kadar geldi. Kapısından okulun kapısına da kadar geldi. Sen dedi, en doğru olanını yapıyorsun. Bizim dedi kültürümüzde, toplumumuzda annesi babası için, aile fertlerinden birisi için eşini, evini, işini bırakacak bir adamı çıkartmak dedi çok zor. Bütün bu güzellikler nereden kaynaklanıyor gençler? Dinimizden, kimliğimizden, geleneğimizden, göreneğimizden. Lütfen sahip olduğunuz ilkelere, sahip olduğunuz zenginliklere adam gibi sahip çıkın. Bakın, size bu sözleri söylerken gaz vermek için söylemiyorum. Almanya cemaatini, gençleri, uzun yıllar, hayatımın belki de en güzel günleri, 14 küsür yıl Almanya'da geçti. Ve elhamdülillah biz 2. üniversiteyi sizlerle beraber okuduk. Sizlerle beraber hayatı öğrendik. Pratik hayatı sizlerle birlikte gördük. Ama ne olur yalvarıyorum, gözlerinizden öpüyorum. Kimliğinize sahip çıkın. Onurunuza, şahsiyetinize ve bu kimliğinize leke sürdürtmeyin. Onurunuzla yaşayın ve Avrupa'da yeni bir medeniyet kendisini bulsun. Okuyun, çünkü sizler ilk emri oku olan bir dinin müntesiplerisiniz. Çünkü sizler ufuk peygamberin ümmetisiniz. Çünkü sizler Allah Resulü'nün deyimiyle utlubul ilme minel mehdi ilel lahdi, beşikten mezara kadar ilim tahsil eden diyen kutlu bir peygamberin nesillerisiniz. O kutlu peygamber sizi çok seviyor. Biz de onu çok seviyoruz. Sizler de çok seviyorsunuz. Ama onu utandıracak, onun yüzünü, gönlünü mahzun kılacak hal hareketlerden, davranışlardan lütfen kaçının. Efendimizin Hazreti Ali radıyallahu anh'a bir nasihatiyle bitiriyorum. Hazreti Ali radıyallahu anh'ı Efendimiz cihat emiri olarak bir savaşa yolluyor. Ve ona diyor ki, ey Ali, öldürmeye gitmiyorsun. Ya savaşta ne yapılır? Öldürülür ya. Kılıç kuşanılır. Rakibinle kıyasıya mücadele edersin. Ey Ali diyor, öldürmeye gitmiyorsun. Hayat vermeye gidiyorsun. لَاَنْ يَهْدِيَ بِكَ اللّٰهُ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا. Senin vesilenle bir kimsenin İslam'la şereflenmesi, senin vesilenle bir kimsenin İslam'la şereflenmesi, ey Ali, dünya ve dünyanın içerisindeki her şeyden hayırlıdır. Siz kardeşlerinize,
Onun ötesinde bakın Almanya'da çok müthiş bir erozyon var. Biz kaybediyoruz. Neslimiz gidiyor. Gençliğimiz gidiyor. Ama onlar içerisinden seçilmiş bir topluluksunuz ve kültürel bir gezi yapmak için ülkemize geldiniz. Çanakkale'yi gezdiniz. İstanbul'umuzu gezdiniz. Ve Bursa'yı bugün gezeceksiniz Şahin Bey hocamla birlikte. Almanlara, yaşamış olduğunuz toplumdaki insanlara, insanları incitmeyin. Onlara örnek olun. Onlara şahsiyetinizle, onurunuzla, kimliğinizle, kültürünüzle, işte Müslüman Türk bu dedirttirin. Bunu başarırsanız, Efendimizin, ey Ali, bir kimsenin hidayetine vesile olman, dünya ve dünyanın içerisindeki her şeyden daha hayırlıdır muhatabının 21. yüzyıldaki neferi olmak istiyorsanız, bu ilkelere, bu duygulara sahip çıkın. Hepinizi candan, kalbi selamlarımla selamlıyorum. Bu programınızın inşallah hayırlara vesile olmasını ve ilerleyen günlerde hayatınızın bundan sonraki devresinde gerçekten kimliğiyle, onuruyla, İslami yaşantısıyla, içinde yaşamış olduğu topluma örnek olan birer fert olmanızı Yüce Rabbim'den niyaz ediyorum. Ve bu organizasyonun gerçekleşmesine vesile olan, sizlere bir abilik görevi yapan ki Sami abiniz benim hem haç ekibimdendir, haç arkadaşımdır. Dortmund'da uzun yıllar beraber kaldık kendisiyle. İşte Witten'de bakın az önce Nazif Bey'in oğluyla 92'de, 93'te o da Bursa'da gelmiş okumuş. Ya da diğer simalarla selamlaştığımız içinizde ağabeyleriniz var, arkadaşlarınız var. Onlara da bu organizasyondaki katkılarından dolayı ben teşekkür ediyorum. Allah saylarını meşgul eylesin. Amin. Günahlarını mağfur eylesin. Ve sizlere Rabbim hayırlı bir gelecek nasip etsin. Sağlıcakla kalın. Bursa'da sizi çok daha efendim böyle geniş kapsamlı misafir etmeyi arzu ederdik. Efendim sizlere hizmet etmek bizim için bir onurdu. Büyük bir mutluluktu. Ama bundan sonraki programın eşliğinde inşallah Şahin Hocam sizlere eşlik edecek ve sizlere inşallah Mehter maaşıyla karşılayamadık ama giderken İzmir maaşıyla inşallah sizleri uğurlayacak diye ben ümit ediyorum. Nasip olursa belki bir 6. ayda bir aylık yine eğitim seminerleri için Almanya'ya gelme niyetimiz var. Nasip kısmet. Almanya ile irtibatımız kopmadı. Yine gidip geliyoruz. Efendim biz hocalar eğitimize mikrofonu aldığımız zaman çok uzatırız. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Ben grup liderinizi, Sami ağabeyinizi hepinizin adına kucaklıyorum. Evet. Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Sağ olun. Tekbir! Allah'a emanet olun. Hadi. Sami. Allah'a emanet olun. Hadi. Allah yolunuzu açık etsin. Hayırlısı inşallah. Hadi. Hadi. Selamun aleyküm. Hadi. Siz de helal edin. Sami. Hadi. Abi herkese, Witten'dekilere, bak babana çok selam. Hüseyin hocanın dersi selamı var. Hadi Allah'a emanet olun. Hadi selamun aleyküm Hamzacığım. Babana çok selam söyle. Hadi. Selamun aleyküm. Allah utandırmasın. Hadi selamun aleyküm. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Hocam her an arayabilirim. Belki bir hafta, belki...